İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'dan haberler. Koronavirüs yayılımının önlenmesi için Ermenistan Cumhuriyeti'nde olağanüstü hal ilan edildi. Artsakh Cumhuriyeti'nin Meherkaban köyünde ağaç dikimi düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs bulaşmış kişi sayısı 30'a ulaştı. Türkiye, Suriye'deki teröristleri Libya'ya taşıyarak kurtarıyor. Yerevan Devlet Sirki 2020 yılı sonuna kadar kapılarını izleyiciye açmayı planlıyor. Batı Ermenistan'ın tarihi Harput Mahallesi de koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya sıçrayan koronavirüsü nedeniyle Batı Ermenistan'ın 81 ilinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda tarihi mahallede bulunan Harput Kalesi, Meryem Ana Kilisesi gibi tarihi mekanların çevresi de dezenfekte edildi. Gesarya Kayseri'nin İncesu ilçesinde ağaçlar çiçek açtı. İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem, kayısı ve erik ağaçları tomurcuklanıp çiçeklendi. Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin olağanüstü oturumunda Adalet Bakanı Rustam Badasyan, hükümetin cumhuriyette olağanüstü hal ilan ettiği kararı okudu. Bu doğrultuda Ermenistan Cumhuriyeti'nde bugün saat 17'den itibaren 16 Nisan saat 9 zaman dilimi içerisinde olağanüstü hal ilan edildi. Acil durum koronavirüs enfeksiyonundan kaynaklanıyor. Bir acil durumlar komitesinin oluşturulmasına ve Başbakan Yardımcısı Dikran Avinyan'ın bunun başına atanmasına karar verildi. Artsakh Cumhuriyeti'nin Hadrut bölgesindeki Meherkaban köyünün muhtarı Antranik Safaryan'ın inisiyatifiyle köyde ağaç dikimi düzenlendi. Safaryan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Meherkaban'da yaşayan çocukların ve yakınlardaki askeri birimin askerlerinin ağaç dikimine katıldığını kaydetti. Safaryan, hedefimiz Meherkaban sakinleri için yeşil bir dinleme alanı oluşturmaya çalışarak köyün biraz daha güzel görünmesini sağlamak. Başkent Stepanakert Belediye Başkanı David Sarkisyan yardım programı çerçevesinde köyümüze 3 oturma bankı sağlayacak. Yakın gelecekte başka oturma bankları da elde edeceğiz, dedi. Safaryan ayrıca binaların etrafında yenilenmesi gereken oyun alanı olduğunu da bildirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, ülkede biri tedavi edilen 30 onaylanmış koronavirüs vakası olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Torosyan yaptığı açıklamada, biri Eçmiyazin vakasıyla bağlantılı olan ve başlangıçta tecrit edilmiş doğrulanan 2 vakamız var. Diğer vaka akşam saat 3'te teyit edilen 2 vaka ile ilişkilidir, dedi. Dünya Sağlık Örgütü yeni koronavirüs COVID-19 salgınının patlak verdiğini 11 Mart'ta duyurmuştu. Dünyanın 150 ülkesinde 160 binden fazla insan hastalığa yakalandı, çoğunluğu iyileşti ve 6 binden fazlası ise öldü. Suriye kaynaklı haber ajansı olan North Press Ajans'ın bildirdiğine göre, Türkiye, Libya Ulusal Anlaşma Hükümeti'ne verdiği desteği gizlememektedir. Kaynağa göre bu konuda Türk Özel Servisleri Afrin bölgesinde paralı asker toplamak amacıyla bir ofis açtı. İşe alındıktan sonra Libya'ya taşınacaklar. Haberlere göre ofisin başında Türk istihbaratının doğrudan denetim altında faaliyet gösteren Türk yanlısı silahlı gruplardan birinin başkanı olan Abu Survat Türkmen var. Ofisin görevi Afrin topraklarında Libya'daki Ulusal Anlaşma Hükümeti tarafından askeri operasyonlara katılmak için paralı askerleri kaydetmek. İlk yeni savaşçı grubunun gelecek haftanın sonunda Kuzey Afrika'ya gitmesi bekleniyor. Militanlar şimdi Amir El Gubar okuluna yerleşti. Türk hükümeti gerçekleştirmekte olduğu bu faaliyetleri aktif bir şekilde ülkesinin dış politikasını barışı korumak operasyonu ve hatta bir tarihi misyon olarak göstermeye çalışıyor. Aslında Türkiye uluslararası hukuku göz ardı ederek Arap dünyasında bir saldırgandır. İlk verilere göre Yerevan Devlet Sirki 2020 sonuna kadar izleyicilere kapılarını açacak. Yerevan Devlet Sirki Sanat Direktörü Sos Petrosyan'ın Armen Press muhabirine verdiği reportajda sirk binası hazır ancak iç tasarım ve döşeme işlemleri hala devam ediyor, dedi. Sirkin sanat yönetmeni binanın 2400-2500 kişi için tasarlandığını bildirdi. Oturma bankları, aydınlatma ve ses donanımı yakında hazır olacak. Sos Petrosyan, her şey sipariş edildi, bu yıl Yengibaryan yılı. Sirk açılırken öğretmenim Büyük Leonid Yengibaryan'ın 85. yılını kutlayacağız ifadesinde
bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı folk grubunun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Hayko Can adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.